Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre Bölüm 5 Bundan sonra Yahudilerin bir bayramı vardı ve İsa Yeruşalim'e çıktı. Şimdi Yeruşalim'de koyun çarşısı yanında İbrani dilinde Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bunlar da kör, topal, beden üyeleri kurumuş, kudretsiz halktan büyük bir kalabalık yatıyor. Suyun çalkalanmasını bekliyordu. Çünkü zaman zaman bir melek havuzun içine iner, suyu çalkalardı. Ve su çalkalandıktan sonra içine ilk giren, tutulduğu herhangi bir illetten iyileşirdi. Ve orada 38 yıldan beri hastalık çeken bir adam vardı. İsa onu yatmakta görüp, onun uzun zamandır bu durumda olduğunu bilerek ona, "İyi olmak ister misin?" dedi. Kudretsiz adam ona cevap verdi. "Efendi, Su çalkalandığı zaman beni havuza koyacak adamım yok ve ben gelirken başkası benden önce iniyor. İsa ona, kalk, döşeğini kaldır ve yürü dedi. Ve adam hemen iyi oldu ve döşeğini kaldırıp yürüdü ve o günde şabat vardı. Bunun için Yahudiler iyileşene, bugün şabat günü, döşeğini kaldırman yasal değildir dediler. O onlara cevap verdi. Beni iyi eden, o bana döşeğini kaldır ve yürü dedi. O zaman ona sordular: Sana döşeğini kaldır ve yürü diyen adam kim? Ve iyileşen adam onun kim olduğunu bilmiyordu. Çünkü o yerde kalabalık olduğundan İsa çekilmişti. Bundan sonra İsa onu tapınakta bulup kendisine, "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme ki başına daha kötü bir şey gelmesin." dedi adam gidip kendisini iyi edenin İsa olduğunu Yahudilere bildirdi. Ve bu yüzden Yahudiler İsa'ya zulmediyor ve onu öldürmeye çalışıyorlardı. Çünkü bu şeyleri Şabat gününde yapmıştı. Ama İsa onlara cevap verdi. Babam şimdiye dek çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum. İşte bu yüzden Yahudiler onu öldürmeye daha çok çalışıyorlardı. Çünkü yalnız Şabat gününü bozmakla kalmamıştı. Aynı zamanda Allah'ın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Allah'a eşit kılıyordu. O zaman İsa cevap verip onlara Doğrusu, doğrusu size derim ki dedi. Babanın yaptığını gördüğü şeyden başka oğul kendiliğinden hiçbir şey yapamaz. Çünkü o ne şeyler yaparsa oğul da onları öylece yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptığı şeylerin hepsini ona gösterir. Ve sizler şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Çünkü baba nasıl ölüleri kaldırıp onları diri ediyorsa oğul da dilediği kimseleri öylece diri eder. Çünkü baba hiçbir adamı yargılamaz ama tüm yargılamayı oğula vermiştir. Öyle ki herkes babaya saygı gösterdiği gibi oğula saygı göstersin. Oğula saygı göstermeyen onu gönderen babaya saygı göstermez. Doğrusu, doğrusu size derim ki, benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır ve mahkumiyete gelmez. Ama ölümden yaşama geçmiştir. Doğrusu, doğrusu size derim ki, ölülerin Allah'ın oğlunun sesini işitecekleri saat geliyor ve şimdidir. Ve işitenler yaşayacaklar. Çünkü Babanın kendisinde yaşam olduğu gibi böylece oğula da kendisinde yaşam olmayı verdi ve ona yargı uygulama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın. Çünkü saat geliyor ki mezarda olanların hepsi onun sesini işitecekler ve iyilik yapanlar yaşam dirilişine ve kötülük yapanlar yargı dirilişine çıkacaklar. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam işittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir çünkü ben kendi isteğimi değil beni gönderen babanın isteğini ararım eğer kendim için ben tanıklık edersem tanıklığım doğru değildir benim için tanıklık eden başka biri vardır ve onun benim için ettiği tanıklığın doğru olduğunu biliyorum siz Yahya'ya gönderdiniz o da gerçeğe tanıklık etti bense insandan tanıklık kabul etmem ama kurtulasınız diye bu şeyleri söylüyorum. O yanan ve parlayan bir ışıktı. Siz de onun ışığında bir süre için sevinmek istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük tanıklığım var. Çünkü tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen babanın kendisi de benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de onun şeklini gördünüz ve onun sözü içinizde kalmıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Yazıları araştırın. Çünkü onlarda sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de onlardır ve siz yaşamınız olsun diye bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan yücelik kabul etmiyorum. Ama sizi biliyorum. İçinizde Allah'ın sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim ve beni kabul etmiyorsunuz. Eğer başka biri kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden onur kabul eden ve tek olan Allah'tan gelen onuru aramayan sizler nasıl iman edebilirsiniz? Sanmayın ki sizi babanın önünde suçlayacağım. Sizi suçlayan biri var. Yani kendisine güvendiğiniz Musa çünkü Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkında yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?